Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla devam ediyoruz. İsveç'ten bir bakan geldi Türkiye'ye. Her zamanki tavrını sergiledi Batı'nın. Onlar o baygın Türkiye var ya işte onu biliyorlar, tanıyorlar ve onu istiyorlar ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu baygın Türkiye'yi temsil eden bir dışişleri bakanı değildi. Bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan milletinin ve devletinin hakkını ve hukukunu aramak için her şeyi yapan bir dışişleri bakanı. Mevlüt Çavuşoğlu. Bakın nasıl verdi ağzının payını. We continue to urge Turkey to withdraw. Yani Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Bir kere diplomasi de böyle urge kelimesini kullanmak Tepeden bakma gibi bir yaklaşımdır. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşıyla yaptığı toplantıya bu sözleri damga vurdu. Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lara destek olmak için Türkiye'ye çekil diyorsunuz. Uluslararası hukukta bu var mı? Çavuşoğlu Ankara'da İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ile bir araya geldi. Ardından ikili kameraların karşısına geçti. We to urge to to Konuk bakanın Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi konusunda uyarıyoruz sözleri bir anda tansiyonu yükseltti. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz. Suriye'deki rejim İsveç'e veya Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Çavuşoğlu Kürt kardeşlerimizle teröristleri ayırt edelim uyarısı yaptı. Nereden çekilmemiz lazım? PKK'dan temizlediğimiz alanlardan Türkiye'ye çekilmesi lazım. Yani şimdi kimin adına bir kere uyarıyorsunuz? O bir. İkincisi neden o bölgelerden çekil Türkiye diyorsunuz? Yani bu konularda adaletli yaklaşırsak ve Kürt kardeşlerimizle teröristleri ayırt edersek iş birliğini yapabiliriz. Siz de bir annesiniz. Sizden rica ediyorum Diyarbakır'da bir yıldır çocuklarını bekleyen annelere bir gidin konuşun. Onlar da Kürt kadını. Onlar da eli öpülesi Kürt anneler. Neden hep Kürt deyince PKK'lıları, YPG'lileri, efendim bu listeye girmedi, SDG veya onları destekliyorsunuz. Diğer Kürtlerin ne günahı var? Onlar haksızlığa uğruyor. Onlara da destek verelim. Bakan Çavuşoğlu tepkisini Doğu Akdeniz üzerinden sürdürdü. İsveç olarak, İskandinav ülkeleri olarak hep uluslararası hukuktan, insan haklarından bahsediyorsunuz. Haktan, hukuktan bahsediyorsunuz. Peki Kıbrıs Türklerin hakları ne olacak? Çavuşoğlu, İsveçli bakanın yüzüne baka baka çifte standart eleştirisi yaptı. Yunanistan sınırda ve Ege Denizi'nde bu kadar Suriyeli göçmeni ya da göçmenleri ayrım yapmaksızın öldürürken, botlarını batırırken, geri iterken, Niye bir kere olsun Yunanistan'a eleştirmiyorsunuz? Madem bu kadar hassassınız insan hakları konusunda, onlar insan değil mi? Neden? Çünkü Yunanistan Avrupa'ya göçmen gelmesini engelliyor. İsveçli bakanın ifade özgürlüğü sözlerine de yanıt verdi Çavuşoğlu. Türkiye'de herkes özgürce düşüncesini söyleyebilir, ama özgürlük konusunda çiftet standartımız yok. Yani e, İsveç gibi Avrupa ülkelerinde e, Daesh mensubu Haklı olarak ifadesini özgürce söyleyemez. Bir kere terörist ama PKK olduğu zaman veya FETÖ'cü olduğu zaman söyler. Bunun ifade, özgürlük ifadesiyle ilgisi yok.